Ülkemiz Avrupa'da tarımda bir numara olan ülke. Bir numara. Evet, niye güldünüz? Tarımda bir numaraya çıktın. Ağam eğlenir benimle. Ne eğlenmez lan hadi. Valla ağamın başına güneş geçmiştir o. De git lan alıklaşma hadi dedi. Allah tuttuğunu altın etsin ağam. Valla senin gibi ağa dünyada yoktur ağam. Ben sana ananı zorundan. Buyurun. Sütümüz de burada. Buyurun, sütümüz de burada. Karaca ne yapsın diyorlar. Burada sütümüz de. Tazımız da ne yapacaksa yapsın. Kızım kırıldı kızım. Haciz koltuğun burcumuza malını ödeyemedik. Bastık. Karaca da durun, karaca da yapsın. Perişan olduk ya. Bu kadar da olmaz. Allah Allah. Yeni sesimi kimseye duyuramadım. Sayın Cumhurbaşkanımıza mektup yazdım, yine duyuramadım. Bak bakalım Tarım Bakanı. Öyle yayılıp böyle koltuğa fiyat açıklamaya benziyor mu bu iş? He? Gel topla bakayım bu yağmurun altına, sat 8 liraya. Alo. Öyle yat böyle koltuğa. Oh bir güzel. Yayıl. Bak. Bak halime bak. Bak bak. Bak. Anasının gözündeyim ben. Yağmur yağıyor. 8 liraya satacağım. Toplayacağım. Ondan sonra Ferrero'yu yiyecek. He mi? Şu vatandaşı perişan ettiniz. Türkiye'de çiftçi diye bir şey kalmadı. Hani biz size oy verdik. Başkan oldunuz ya. Ha işte o başkan değişir ben size söyleyeyim. Hadi hayırlı işler. Görüşmek üzere. Metin! Çekil. Beraber yanalım! Hayır! Allah paran paran! Al sana! Al sana paran getirdim sana! Çekine bakayım çekine. Al bu para! Bekledim. Görmedim lan! Al paran paran! Bütün! Al sana para getirdim sana! Çekil. Al sana parça! Al! Korkunlar düş! Korkunlar düş! Bütün! Bütün! Korkunlar düş! Doğancan. Ya lan kendimi yakarım. Yakarım. Ekip. Ya borcumdan düş. Borcumdan düş. Yeter yardımlar. Yeter. Oylar kendisine haram olsun, zırgın olsun. He. 10 yıldan beri AK Parti oy attı. Başlığı bu mu? Bir kez olsun çiftçiye destek vermedi. Çek. Görün halimizi, görün. Para etmediği için böyle kesilir. Zıkımın dibini kesiyorum şeftaliyi. Hükümetimiz duysun. Hükümet duysun, bu şeftali niye para atmıyor? Deline vur. Vur. Bayram geldi, kurban parası çıkaramadık. Tatil. 10 gün tatil vermiş. Çiftliğe ne var? Çiftliğe? Çiftliğe böyle çiftliği kesmek var. Okey. Öf. Evet, sayın yetkililer, başkanlar, bakanlar, dalından şeftaliyi aramaya döküyoruz. Piyasa malını aramaya döküyoruz. Alan satan yok. Ben daha çocuktum.
Şeftaliyi 1,5 liraya ihracata verdiğimi hatırlıyorum. 2005 yılında Gelgit pazarında 2,5 liraya satıyorduk bu şeftaliyi. 2005 yılında. Yani bunun sorumlusu kimdir? Tarım bakanlarımız ne iş yapar? İhracatçılarımız ne iş yapar? Maalesef İstanbul'daki normal bir vatandaş bu şeftaliyi göremiyor. Yiyemiyor. Biz aramaya döküyoruz, yiyemiyor. Bakar mısınız şuna? Yiyemiyor. Artık köylü bunun bilincinde. Bundan sonraki oyları atarken düşünecekler. Şu anda oyun var ama çözemiyor. Anlaşılan ya. Pancardan kazanamıyor. Yok ne pancardan ne ekinden. Kavun da öyle oldu zaten. Hiçbir şeyden kazanma şeysi çiftçinin kalmadı. Çiftçi şimdi ne yapıyor? Çalışıyor. Senenin sonunda arsası tarlası varsa satıyor. O senenin borcunu kapatıyor. Kendini bir iş yaptım zannediyor ama ne zaman acak? Tarla da... kalmadı ki arazide tarla gençlerden kalmadı. Gençlerden bu işe devam edecek var mı? Yani bitiyor yani, mu? Bu... Yok ki bitiyor. Bitmek zorunda yani. Tamam. Yok adam kazanmayınca ne yapsın? Herkes çocuğunu okutuyor. Okutsan da yok yani. Okutsan da yok. Bu malı ben topluyorum mecburiyetten çünkü borcum çok. Bu borcumu ödemek için yarı yarıya zararına da olsa toplamak zorundayım. Yoksa başka yapacak bir şey yok. Domates. Ağam biraz bağırsana sesini kimse duymuyor. Ya bu ayıptır, milleti rahatsız etmeyek. Baba ne yapıyorsun? Kesiyorum oğlum, fındık para etmedi. Ne yapayım? Ne yapayım oğlum, ne yapayım? İşçi yok. İşçi dünya para. Keseceğim, fındıklığı keseceğim. Hayvancılığa başlayacağım. Biz hayvancılığa başlarız, o iş de biter. O iş de biter. Ben açık oy verdim bu iktidara ama fındığa bile sahip çıkmadı. Bir daha oy mu? Hareket yapamıyorum, özür diliyorum da. Bir daha oy mu? Allah göstermez. Allah göstermez. Bundan sahip çıkmadılar. Buyurun. Ha bir de dedikodu yaydılar. Dedikodu. Bu İtalyan firmasına nedir? Tayyip'in çocuğu da ortakmış herhalde. Fındıkçı delirmek üzere. Ama bu Karadenizli'nin zaten %80'i deli ki zaten. Normal insan yok ki Karadeniz'de. Normal insan olsa %60-70 oy çıkmazdı bu iktidara. Adamlar veriyor. Bu fındık kardeşim. Fındık. 8 liraya fındık mı olur 9 liraya ya? Zaten 8-9 lira masrafı var bir ton fındık. Nasıl olacak? Ben de kesme kararı aldım. Keresindeki abime hak veriyorum. Ve onun gibi ben de kesiyorum. Keseceğim lan. 8 lira fındık mı olur lan? 8 lira fındık mı olur lan? 8 lira fındık mı olur lan? Bunu biz yıllardır yetiştiriyoruz lan. 8 lira fındık mı olur? Bu ne ben bu? 10 lira böyle fiyat veriyor. Keseceğim lan bunu. Herkes kessin lan. Herkes kessin. Fındığını kesmiyor, fındığını keseceğim sana. 10 lira fiyat bu. Nedir lan bu 10 lira fiyat? 10 lira lan bu 10 lira. Lan. İşte sayın... Durumu bu işte. Millet sayını döküyor. Evet, tarlalara döküyor sayı, yaz sayı. Evet, devletin almadığı sayı geriye döküyoruz. Buyurun. %80 oy alan Tayyip Erdoğan. Buyurun. Nerede toplasın çaylarıyla Tayyip Erdoğan? Alın çaylarımızı içeri. Tarlaya ektim soğan, tarlaya ektim soğan. Mahvetti bizi Erdoğan, mahvetti bizi Erdoğan. Çiftçinin derdi bitmiyor, çiftçinin derdi bitmiyor.